Özel güvenliğin denetlenmesi ve mali sorumluluk kapsamında doğan zararların tazmini. Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi bu faaliyete başlamada izin usulünün getirilmesiyle başlamaktadır. Genel anlamda kamu hizmetlerinin özel hukuk kişileri aracılığıyla sunumunda yapılacak bir sözleşme çerçevesinde müşterek emanet usulü, iltizam usulü ve imtiyaz usulü gibi usuller bulunmaktadır. Bu usuller bir sözleşmeye dayandığından idarenin sözleşme hükümlerine uymak gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda bir de izin ruhsat usulü vardır. Bu usulde idarenin tek taraflı iradesiyle özel hukuk kişisi faaliyete başlayabilmekte. Yine belli şartlar gerçekleştiğinde idarenin tek taraflı iradesiyle izin geri alınabilmektedir. Görüldüğü üzere bu usulde idare daha üstün konumda ve denetim yetkisi daha fazladır. Bu nedenle özel güvenlik hizmetlerinde de izin usulü benimsenmiştir. 51-88 sayılı özel güvenlik faaliyetlerinde izin usulünü getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmektedir. Nitekim kanunun 3. maddesine göre kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gönderilmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. 680 sayılı KHK 66. maddesi ile değişiklik madde 5'te geçer kanunda. Özel güvenlik görevi yapacak kişilere çalışma izni verilmesi valilerin yetkisindedir. Yine 680 sayılı KHK'nın 70. maddesi ile değişik madde 11'de. Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığı'nca verilir. Madde 14'te geçer. Bütün bunların başında 51-88 sayılı kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve valiler özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitim veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Özel güvenliği denetleyecek merciler, ülke genelinde güvenlikten sorumlu olan ve devlete ait güvenlik birimlerini denetleme yetkisine sahip olan İçişleri Bakanlığı ve onun taşradaki görevlilerinin özel güvenlik üzerinde de denetim yetkisi olmasıdır. Bu bağlamda özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklardır. İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar. İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin denetim yetkisi 51-88 sayılı kanunda açıkça belirtilmiştir. Nitekim kanunun 22. maddesinde İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitim veren kurumları denetleme yetkilidir denilmektedir. Uygulama yönetmeliğinin 43. maddesinde denetleyecek merciler bakanlık ve valilikler olarak gösterilmiştir. Görüldüğü üzere 51-88 sayılı kanunun 22. maddesinde kaymakamlıklar açıkça belirtilmemiştir. Ancak aynı kanunun ek önlemler başlığını taşıyan 680 sayılı KHK'nın 67. maddesiyle değişik 6. maddesindeki düzenlemelerden kaymakamların da denetim yetkisinde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim maddede şu hükümler yer almaktadır. Mülki idare amirleri kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler almaya yetkilidir. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 54-42 sayılı il idaresi kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler sağlıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Görüldüğü üzere ilk fıkraya göre mülki amirler belirtilen alanlarda güvenlik açısından ek önlemler almaya ve bu alanlardaki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye yetkilidirler. Mülki amir kavramı içine valilikler kadar kaymakamlıklar da girmektedir. Söz konusu alanlarda kaymakamlar da özel güvenlik tedbirlerini denetlemekle yükümlüdürler. Maddenin ikinci fıkrasındaki düzenlemede 54-42 sayılı il idaresi kanunu ve vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklı olduğu belirtilmekte. İlave olarak bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimlerinin ve personelin genel kolluk amirlerinin emirlerini yerine getirmek zorunda olduğu ifade edilmektedir. 54-42 sayılı İl İdaresi Kanunu 11A maddesinde göre vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvetli ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetleri istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Yine kanunun 32A maddesine göre de kaymakam ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kuvvet ve teşkilatın amiridir. 54-42 sayılı kanundaki söz konusu düzenlemeler vali ve kaymakamların herhangi bir
sınır olmaksızın her yerde sahip oldukları güvenliği sağlama ve güvenlik birimlerinin denetleme yetkisini ifade eder. Benzer bir şekilde 5188 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 13. maddesinde de mülki amirlerin denetim yetkisi bir sınırlamaya gidilmeksizin belirtilmiştir. Yönetmeliğin 13. maddesindeki düzenlemeler şu şekildedir. Mülki idare amirleri özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini ve veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. Özel güvenlik kapsamında korunan ve iş güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Buradaki bir hususu belirtmek gerekir. 5188 sayılı kanunda genel denetim yetkisi 22. maddede düzenlenmektedir. Buna karşılık 6. maddesinin 1. fıkrasında sayılan yerlerle ilgili özel bir düzenlemeye de yer verilmiştir. Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası ise genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Özel güvenliğin denetiminin kapsamı, özel güvenliğin denetimi konusunu düzenleyen 5188 sayılı kanunun 22. maddesinde denetimi gerçekleştirecek merciler ve denetlenecek birimler düzenlenmiş ancak denetimin içeriğini, usul ve esaslarını düzenlememiş, bu konuyu yönetmeliğe bırakmıştır. Nitekim 22. maddede denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir hükmü sevk edilmiştir. 5188 sayılı kanunda özel güvenliğin denetiminin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasların düzenlemesi yönetmeliğe bırakılmakla birlikte kanunda denetimin mahiyetine ilişkin hükümler de yer almaktadır. Örneğin kanunun 680 sayılı KHK'nın 66. maddesiyle değişik 5. maddesinde kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde 2 ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir denilmektedir. Yine 680 sayılı KHK'nın 72. maddesiyle değişik 22. maddede amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir düzenlenmesine yer verilmektedir. Böylece kanun denetim konusunda önemli bulduğu hususları düzenlemiş, diğer hususların düzenlenmesini ise yönetmeliğe bırakmıştır. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik yani uygulama yönetmeliği 43 ve 44. maddelerinde denetim kapsamı detaylıca düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 43. maddesinin ilk fıkrası şöyledir. Bakanlık ve valilikler kanun ve bu yönetmelik hükümlerini yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla özel güvenlik şirketlerine, alarm izleme merkezlerine, özel güvenlik birimlerine ve özel eğitim kurumlarına her zaman denetleyebilir. Buna göre denetleyecek merciler bakanlık ve valiliklerdir. Buradaki bakanlık doğal olarak İçişleri Bakanlığı'dır. Ancak işaret edildiği üzere bu kaymakamlıklar da belli oranda denetleme yetkisine sahip kalınmıştır. Denetimin amacı kanun ve bu yönetmelik hükümlerini yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Denetlenecek birimler özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri, özel güvenlik birimleri ve özel eğitim kurumları olarak belirlenmiştir. Denetimin zamanı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yönetmelikte her zaman denetleyebilir denilerek bu durum açıkça ifade edilmiştir. Denetimin kapsamının yönetmeliğin 44. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve valiliklerce yapılacak denetimde ele alınacak konular şunlardır. Faaliyet izni ve personel çalışma izninin geçerli olup olmadığı, özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasını yaptırıp yaptırılmadığı, üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği, görev alanına uyulup uyulmadığı, silah ve tesisatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı, kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, eğitim hizmetlerinin bu yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, kanun ve yönetmenin diğer hükümlerine uygulanıp uygulanmadığı, amaç dışında faaliyet gösterip göstermediği şeklinde konular dahilinde denetim yapılır. Ayrıca yönetmeliğin 43. maddesinin 2. fıkrası uyarınca havalimanı ve deniz limanlarının denetiminde uluslararası anlaşmalar ve 25.7.1997 tarih ve 97'ye 97.07 sayılı sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanması, görev ve hizmetlerin yürütülmesi hakkında yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği göz önünde bulundurulur. Kanun 22. maddesinde denetim kapsamında yer alan amaç dışında faaliyet gösterip göstermediği konusu aynen yönetmelikte de yer almaktadır. Önemi nedeniyle bu konu kanunda düzenlenmiş amaç ve amaç dışında faaliyette bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketlerinin ve eğitim kurumlarının faaliyet izinlerinin iptal edileceği yine kanunda açıkça ifade edilmiştir.
ne kanunda ne de yönetmekte asıl amaç dışı faaliyetin ne anlama geldiğine ilişkin bir düzenleme bulunmamak. Bir düzenleme bulunmaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere özel güvenlik şirketlerinin münhasır amacı kişilere koruma ve güvenlik hizmeti sunmak. Özel eğitim kurumlarının amacı da özel güvenlik temel eğitimi ve özel güvenlik yeleme eğitimi sunmaktır. Bu faaliyetlerin dışındaki her türlü faaliyet amaç dışı faaliyet olarak değerlendirilir. Hemen belirtelim ki bu konuda nihai kararı verecek olan merci İçişleri Bakanlığı ve valilikler olacaktır. Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulunmasında şu örnekleri verebiliriz. Özel güvenlik şirketinin güvenlikle hiç ilgisi olmayan bir faaliyette, örneğin ticaret, eğitim, sürücü kursu vesaire buna benzer faaliyetlerde bulunması halinde amaç dışı faaliyette bulunduğunda kuşku yoktur. Zira 5188 sayılı kanun 5. maddesinde faaliyet alanının münhasıra koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunlu da denilmektedir. Özel güvenlik şirketi ya da özel eğitim kurumunun yürüttüğü güvenlik hizmetiyle bağlantılı olan faaliyetler de amaç dışı faaliyet niteliğinde olabilir. Örneğin özel güvenlik şirketin kendi personeli dışında özel güvenlik üniformaları ticareti veya diğer tesisat ticareti yapması amaç dışı faaliyettir. Yine özel güvenlik eğitim kurumunu eğitilen kişilerin iş bulmasında komisyon karşılığı aracılık yapması da amaç dışı faaliyet niteliğindedir. Bu bağlamda özel eğitim kurumlarında verilen derslerin mevzuatta verilen müfredatın dışına çıkılması da amaç dışı faaliyet olarak nitelendirilebilir. Kanun 22. maddesinde yer alan suç kaynağına dönüşme konusu yönetmelikte yer almamaktadır. Ayrıca 680 sayılı KHK ile eklenen özel güvenlik şirketlerinin terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakın bulunması halleri de yönetmeliğe işlenmemiştir. Kanunda yer aldığı için bu hususların da denetim konuları arasında yer aldığı kabul edilmelidir. Yahut bu hususlar ele alınan amaç dışında faaliyette bulunmanın bir şekli olarak da değerlendirilebilir. Kanun 22. maddesine göre bu durum tespit edildiğinde faaliyet izni iptal edilecektir. Ancak suç kaynağına dönüşmenin ne anlama geldiği veya hangi andan itibaren suç kaynağına dönüşme hali gerçekleşeceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu hususu denetimi yapan ve sonucunda karara bağlayan merciler olan İçişleri Bakanlığı ve valilikler takdir edecektir. Hangi sebeple olursa olsun faaliyet izni iptali bir idari işlemdir ve diğer idari işlemler gibi idare mahkemelerin yargısal denetimine açıktır. İster amaç dışı faaliyette bulunma, isterse suç kaynağına dönüşme sebebiyle faaliyet izni iptal edilsin, bu işleme karşı idari yargıda iptal davası açılabilecektir. Dava açıldığında da amaç dışı faaliyet ve suç kaynağına dönüşme konusunu mahkeme takdir edecek demektir. Denetlemeye tabi kuruluş, kişi ve kuruluşlar. Denetlemeye tabi kişi ve kuruluşlar şunlardır. Özel güvenlik birimleri, özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitimi veren kurumlar, özel güvenlik hizmetinden yararlanan gerçek kişiler, özel güvenlik hizmetinden yararlanan yerler şeklinde. 5188 sayılı kanun denetim başlığını taşıyan 22. maddesinde İçişleri Bakanlığı ve valiliklerine özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerine, özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi veren kurumların denetleyecekleri ifade edilmektedir. Daha sonra denetime tabi kişi ve kuruluşlar 22. maddede sayılanlarla sınırlı değildir. Kanun ve yönetmeliğin değişik maddelerinde 22. maddede sayılanlar dışında denetime tabi kişi ve kuruluşlardan bahsedilmektedir. Örneğin özel güvenlik görevleri bunlardan birisidir. Nitekim 5188 sayılı kanunun 10. maddesinde özel güvenlik görevlerinde aranan şartlar 680 sayılı KHK'nın 70. maddesiyle değişik 11. maddesinde ise özel güvenlik görevlerinin çalışma izni konusu düzenlenmektedir. Yine 680 sayılı KHK'nın 70. maddesiyle değişik 11. maddenin 1. fıkrasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenileneceği, 4. fıkrada ise yönetici veya özel güvenlik görevlisi olma şartlarını taşımadığı ve bu şartlardan birini sonradan kaybettiği tespit edilen kimliğinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemelerden çıkan sonuç özel güvenlik görevlileri de özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşıyıp taşımadıkları bakımından denetlenecektir. Kanun 11. maddesine göre başlangıçta çalışma izni verilme aşamasında yapılacak bu denetim 5 yılda bir yenilenmek zorundadır. 5 yılda bir yapılan denetimde veya başka zamanlarda yapılan denetimlerde çalışma şartlarını kaybeden kişilerin çalışma izinleri valilikçe iptal edilecektir. Denetlemeye tabi kişi ya da kuruluşlara özel güvenlik hizmetinden yararlanan gerçek kişilerle özel güvenlik hizmetinden yararlanan yerler de dahildir. 5188 sayılı kanun 3. maddesine göre kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gönderilmesi valinin iznine bağlıdır. Gerçek kişiler veya kurumlar silahlı güvenlik hizmetinden yararlanmaya ihtiyacı olup olmadığı valiliklerce denetlenecek ve ihtiyacı olanlara izin verilecektir. Valiliklerce verilen özel güvenlik izni tek taraflı icraî bir işlemdir. Başlangıçta özel güvenlik ihtiyacı olup olmadığı yönündeki denetim izin verildikten sonra her zaman denetim yapılmasını da içerir. Şartların ortadan kalktığını tespit edilmesi halinde özel güvenlik izni valiliklerce iptal edilebilecektir.
Özel güvenlik izni alan gerçek kişilerle güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti satın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde şu hususlara bakılmaktadır. Özel güvenlik izni alınıp alınmadığı, güvenlik şirketiyle sözleşme yapılıp yapılmadığı, ateşli silahların demirbaşa kaydedilip kaydedilmediği, silah bulundurma ruhsatlarının alınıp alınmadığı, silahların devir teslim defterine düzenli kaydedilip edilmediği, ateşli silahların görev dışında uygun yerlerde muhafaza edilip edilmediği, silahların bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik şirketinin denetimlerinde şu hususlara bakılmaktadır. Şirketin hizmet vermeye başlamasında süresinde gerekli bildirimin yapılıp yapılmadığı, şirketin güvenlik hizmeti verdiği yere güvenlik personeli çalışma izinlerini verip vermediği, özel güvenlik personeli için mali sorumluluk sigortası yaptırıp gerekli bildirimin süresinde yapılıp yapılmadığı, fiilen çalışma özel güvenlik görevlilerinin listesini zamanında bildirip bildirilmediği, özel güvenlik personeli tesisatı ve kıyafetler için yetkili merciden onay alınıp alınmadığı, koruma ve güvenlik planının süresinde yetkili merciye verilmediği, özel güvenlik görevlisiyle yapılan iş sözleşmesinin var olup olmadığı şeklinde. Bunlara bakılıyor. Denetlemede uyulacak usul kuralları. İçişleri Bakanlığı ve valilerin özel güvenlik alanındaki denetimlerinde uyacakları usul kurallar açıkça ve tek tek sayılarak düzenlenmiş değildir. Ancak denetlemenin tamamen keyfi olduğu da söylenemez. Hukukun genel ilkeleri, hiyerarşi yetkisinin temel ilkeleri yanında 5188 sayılı kanun ve ilgili uygulama yönetmeliğinin muhtelif maddelerinde hükümlerden yola çıkarak bazı usul kurallarını ortaya koyabiliriz. Denetlemede zaman sınırı yoktur. İçişleri Bakanlığı ve valilikler konumunda öngörülen sürelerde rutin denetimleri zaten yapmak zorundadırlar. Ancak herhangi bir süre şartına bağlı olmaksızın denetimlerini her zaman yapabilirler. Nitekim 5188 sayılı kanun uygulama yönetmeliğinin 43. maddesinde her zaman denetleyebilir denilerek bu husus açıkça belirtilmiştir. Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi öngörülmüştür. 5188 sayılı kanun 22. maddesinde denetim sonucu tespit edilen eksiklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur hükmü yer alır. Bu hükme göre yetkili merciler tespit edilen eksiklerin giderilmesi için bir süre vermek zorundadırlar. Kanunda sürenin ne olacağı belirtilmediğinden eksikliğin niteliğine göre makul bir süre yetkili mercilerce belirlenecek demektir. Ancak uygulama yönetmeliğinin 45. maddesine asgari 7 gün süre verilir denilerek verilecek süreye ait bir alt sınır getirmiştir. Üst sınır eksikliğin niteliğine göre yetkili merci tarafından belirlenir. Eksikler süresinde giderilmezse yaptırım uygulanır. 5188 sayılı kanunun 680 sayılı KHK'nın 71. maddesiyle değişik 20. maddesinin E bendinde denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 6.000 Türk lirası idari para cezası tatbik edileceği düzenlenmektedir. Bazı yaptırımlar için süre şartı aranmamaktadır. İdare bir fiil karşılığında yaptırım uygulamadan önce kişilere belli bir süre verebilir. Ancak kanunda açıkça süre verilir diye bir hüküm yoksa idare yaptırımı süre vermeden de uygulayabilir. Nitekim 5188 sayılı kanun 680 sayılı KHK'nın 72. maddesiyle değişik 22. maddesinde güvenlik şirketinin amacı dışında faaliyette bulunması ve suç kaynağının dönüşmesi ya da terör örgütlerine aidiyetin, irtibatın ya da iltisakının bulunduğunu tespit edilmesi hali ayrıca düzenlenmiş ve herhangi bir süreden bahsetmeden faaliyet izni iptal yoluna gidileceği hüküm altına alınmıştır. Maddedeki düzenleme amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin faaliyet izni iptal edilir şeklindedir. Böyle bir durum tespit edildiğinde herhangi bir süre vermeden de faaliyet izni derhal iptal edilebilecektir. Raporun tanzim edilmesi öngörülmektedir. Uygulama yönetmeliğinin 45. maddesine göre denetim sonucunda bir rapor tanzim edilir ve bu raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasında muhafaza edilir, diğer sureti valiliğe ilgisine göre bir surette bakanlığa sunulur. Denetlemenin neticeleri. İçişleri Bakanlığı ve valiliklerce yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklerin neticeleri 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Kanun ve yönetmelikte özel güvenlik mevzuatına aykırı davranışlardan bazıları suç olarak nitelendirilmiş ve adli cezalar öngörülmüştür. Bazı aykırılıklar ise idari yaptırım gerektiren eylemler olarak düzenlenmiştir. İdari yaptırım öngörülen aykırılıklar. Özel güvenlik mevzuatı, bu mevzuata aykırı bazı davranışları kabahat ya da idari düzene aykırı fiil saymış ve karşılığında da idari yaptırım öngörmüştür. Suç ve cezada kanunilik ilkesi, idari yaptırım gerektiren fiiller bakımından da geçerli olduğundan,
5188 sayılı kanunun 680 sayılı KYK'nın 71. maddesiyle değişik 20. maddesinde idari para cezasını gerektiren fiiller başlığını taşıyan 20. maddesinde bu konu düzenlenmiştir. 5188 sayılı kanunun 20. maddesinde düzenlenen fiiller ve yaptırımlar şunlardır. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3000 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Diğer kişi kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5. maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeye, özel güvenlik şirketlerine her bildirim için 3000 Türk lirası idari para cezası verilir. 6. madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 6000 Türk lirası idari para cezası verilir. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirlerini yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileriyle bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirketleri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar. Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneticiyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere 5000 Türk lirası, denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 6000 Türk lirası idari para cezası verilir. Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında tesisat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için 3000 Türk lirası idari para cezası verilir. 11. maddenin 2. fıkrası ile 12. maddenin 3. fıkrasında belirtilen bildirimler süresinde yerine getirmeyenlere 3000 Türk lirası idari para cezası verilir. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisiyle ateşli silahını bu kanuna aykırı ve veya görev alanı dışında kullanan, görev dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlerine özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevleri 6 ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar. Yukarıda sayılan idari yaptırımlara karar verecek merci 20. maddede gösterilmiştir. Buna göre bu maddede öngörülen idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir. Bu hükme göre ilçelerde kaymakam, illerde vali bu idari yaptırımlara karar verebilecektir. Yönetmeliğin 46. maddesine göre kanun 20. maddesinde belirtilen hallerde suça ilişkin tutanaklar eklenmek suretiyle ilgili kişi ve kuruluşa en az 7 gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayıyla idari para cezası verilir. Para cezası verilmesine ilişkin onaylar 7 gün içinde ilçelerde mal müdürlerine, illerde defterdarlığa gönderilir. Yönetmelik madde 46. Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığının bildirimi üzerine 6183 sayılı kanun hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tahsil olunur. Yönetmelik madde 46'da geçer bu da. Özel güvenlik hizmetlerinden doğan zararların tazmini. Özel güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı zararların tazmini. Özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik hizmeti sırasında maruz kaldığı zararların nasıl tazmin edileceği 5188 sayılı kanunda düzenlenmiş. Ancak özel şirket bünyesinde çalışanlar ile kamu kurum veya kuruluş bünyesinde çalışanlar açısından farklı bir düzenleme getirmiştir. Daha önce de işaret edildiği üzere özel güvenlik görevlileri iş kanunu hükümlerine göre akdedilen iş sözleşmesi çerçevesinde çalışmaktadırlar. Özel hukuk kişileri bünyesinde çalışanlar, özel şirketlerde yani. Kanun tazminat başlığını taşıyan 15. maddesinde şu hükmü yer almaktadır. Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesini mahkemelerce hükmedilmesi halinde iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanarak ödenen tutarlar mahsup edilir. Bu düzenlemeden çıkan sonuçlar şöyledir. Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunla verilen görevleri yaparken zarar görmelidirler. Yaralanma, engelli hale gelme veya ölüm hali sorumluluk kapsamı içindedir. Özel güvenlik görevlisinin kendisi veya ölüm halinde kanuni mirasçılar tazminat hakkına sahiptir. Tazminatın hesabında iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar esas alınacaktır. Mahkemece genel hükümler çerçevesinde daha yüksek bir tazminata hükmedilirse
iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak yapılan ödemeler mahsup edilir. Mükerrer tazminat ihtimali. Kanun tazminat ödenmesinde bir hususu da ayrıca düzenlemektedir kanun. 5188 sayılı kanunun 15. maddesinde 1. fıkıh hükümleri gereğince ödenecek tazminat 4857 sayılı iş kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Buna göre özel güvenlik görevlisine görevini ifa ederken uğradığı zararlar karşılığında 5188 sayılı kanun çerçevesinde tazminat ödenmesi ayrıca iş kanunu çerçevesinde tazminat ödenmesine engel değildir. Yani kişi şartları varsa hem 5188 sayılı kanun hem de iş kanunu çerçevesinde hesaplanan tazminata hak kazanabilir. Kamu kurum ya da kuruluşlarında çalışanlar. Kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında bu kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlinin veya ölen özel güvenlik görevlinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı nakdi tazminat veya aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksekse o miktar ödenir denmektedir. Bilindiği üzere 2330 sayılı kanun esas olarak kolluk görevlerine görevleri nedeniyle yani güvenlik hizmeti sebebiyle uğradıkları zararın tazmin esaslarını düzenlemektedir. Bu düzenlemede kolluk görevlerinin görev riskleri sebebiyle uğradıkları zararların kusursuz sorumluluk ilkelerinden olan mesleki risk ilkesi gereğince devlet tarafından tazminini düzenlemektedir. Böylece 5188 sayılı kanun çerçevesinde görev yapan özel güvenlik görevlileri de genel kolluk görevlileri gibi muameleye tabi tutulmuş olmaktadır. Burada belirtmek gerekir ki yukarıdaki düzenleme özel güvenlik görevlilerinin kamu görevlisi yani devlet memuru statüsüne getirmiş değildir. Sadece tazminat miktarının hesaplanmasında iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ve 2330 sayılı kanun çerçevesinde hesaplama yapılarak yüksek olanın verilmesi öngörülmektedir. Özel güvenlik görevlisinin işçi statüsünde bir değişiklik yapmamaktadır kanun. Üçüncü kişilerin uğradığı zararların tazmini. Yürütülen özel güvenlik hizmetinden üçüncü kişiler yani özel güvenlik görevlileri veya özel güvenlik şirketleri dışında kalan kişiler de zarar görebilir. Bu zararların da tazmin edilmesi gerekmektedir. Ancak burada ikili bir ayrım yapılmalıdır. Birincisi güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketi tarafından sağlanması halidir. İkincisi ise kurum ya da kuruluş bünyesinde özel güvenlik biriminin kurulması halidir. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketince sunulmasında sorumluluk. Özel güvenlik şirketleri yürüttükleri özel güvenlik hizmeti dolayısıyla üçüncü kişilerin uğradıkları zararları ödemekle yükümlüdürler. Buna mali sorumluluk sigortası diyoruz. Ancak kanun bu zararların tazmini bakımından özel bir usul öngörmektedir. Kanun 21. maddesinde şöyle denilmektedir. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri özel güvenlik görevlerini üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Kanun koyucu özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerin İstihdam ettikleri özel güvenlik görevlerini üçüncü kişilere vereceği zararlar bakımından sigorta garantisi öngörmektedir kanun. Üçüncü kişilerin özel güvenlik görevlerinin davranışlarına zarar görmesi halinde zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanacak demektir. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri için getirilmiştir. Kanun 19. maddesinde kanunun bu zorunluluğa uymamayı suç olarak belirlemiş ve karşılığında adli para cezası öngörmüştür. Yani özel güvenlik vali sorumluluk sigortası yaptırmadan özel güvenlik görevlisi çalıştırmak suç olup bu suçu işleyen kişiler kurum veya şirketlerin yöneticileri adli para cezasına çarptırılacaklardır. Burada öngörülen özel güvenlik vali sorumluluk sigortası Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine hazine müsteşarlığınca 8.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Madde 21'de geçer bu. Kişilerin can ve mal güvenliğinde asıl olarak devlet yani İçişleri Bakanlığı sorumludur. Bir yerde özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi devletin bu genel sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Üçüncü kişilerin sigorta kapsamında zararlarını tazmin ettirmesi devletin sorumluluğuna gitmeyi engellemez. Bu durumda devletin yukarıda bahsettiğimiz kadar kusur sorumluluğu veya kusursuz sorumluluk ilkelerince sorumluluğu gündeme gelecektir. Özel güvenlik birimi kurulmasında sorumluluk. Yukarıda işaret edildiği gibi hem özel hukuk tüzel kişileri hem de kamu kurum ya da kuruluşları bünyelerinde özel güvenlik birimi kurulabilmektedir. Bu şekilde icra edilen özel güvenlik hizmetinden bir zarar meydana gelirse bunun da tazmin edilmesi gerekir. 5188 sayılı kanunda kamu kurum ya da kuruluşları bakımından özel güvenlik mali sorumluluk sigortası öngörmemektedir.
Bu yürütülen özel güvenlik hizmetinden kaynaklanan zararların tazmin edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Özel bir düzenleme olmadığına göre idarenin sorumluluğuna ilişkin yukarıda aktardığımız genel kurallar işleyecek demektir. Anayasanın 125 ve İdari Yargılama Usul Kanunu 2. maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde idare işlem ve eylemlerden kaynaklanan zararları tazminle mükelleftir. Zararın meydana gelmesinde kusur varsa hizmet kusuru çerçevesinde, kusur yoksa kusursuz sorumluluk ilkelerinin şartlarının gerçekleşmiş haline kusursuz sorumluluk ilkeleri çerçevesinde idarenin sorumluluğu devam edecektir. Özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde kurulan özel güvenlik birim faaliyetlerinden bir zarar meydana geldiğinde yine özel güvenlik mali sorumluluk sigortası devreye girecektir. Zira 5188 sayılı kanun 21. maddesinde özel güvenlik biriminde istihdam edilen özel güvenlik görevlileri için de mali sorumluluk sigortası yapılması zorunludur. Burada da idarenin yani devletin genel hükümler çerçevesinde sorumluluğun devam ettiği unutulmamalıdır. Özel güvenlik birimi kurulması devletin güvenlikten dolayı sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Devlet hem genel olarak güvenliği sağlamakla yükümlü hem de özel güvenlik birimine denetleme yükümlülüğü çerçevesinde sorumlu olmaya devam edecektir. Bu durumda şartları gerçekleştiğinde aktardığımız kusurlu sorumluluk veya kusursuz sorumluluk ilkeleri devreye girecektir. Zararların tazmini. Kusura dayalı olarak veya kusursuz sorumluluk ilkelerine giren bir olaydan zarar gören, uğradığı zararların zarar veren tarafça tazmin edilmesi gerekir. Şayet zarar veren tazmin yükümlülüğünü yerine getirmezse mağdurun başvuracağı merci mahkemelerdir. Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar için adli yargıda, idari hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için de idari yargıda dava açılacaktır. Zararın tazmininde de bir takım ilkeler bulunmaktadır. Tazmin bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu ilkelerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Aynen veya nakden tazmin ilkesi. Özel hukukta zarar mümkünse aynen değilse nakden yani parayla tazmin edilir. İdare hukukunda ise sadece nakden yani parayla tazmin edilir. Sorumluluk oranınca tazmin ilkesi. Sorumlu kişi sorumluluğu nispetinde tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Sorumluluktan fazlasına mahkum edilemez. Taleple bağlılık ilkesi. Mahkemeler taleple bağlı olup zararın talepten fazla olduğunu tespit etse bile en fazla talep edilen miktara hükmedebilir. Tam tazmin ilkesi. Mahkemece hükmedilen tazminatın miktarı uğranılan zararı tam olarak karşılamalıdır. Bu bakımdan mağdur fazla tazminatla zenginleşmemeli, az tazminatla yoksullaşmamalıdır. Zararın hesaplanma tarihi, zarar miktarının hesaplanmasında zarar tarihi, dava tarihi veya karar tarihinden hangisi esas alınacaktır? Burada kural olarak zararın meydana geldiği tarihi esas alınmaktadır. Ancak bu tarih ile karar tarihi arasında uzunca bir zaman geçmesi durumunda bu arada meydana gelen fiyat artışlarının dikkate alınması gerekir. Tazminatın türü, mahkeme para cinsinden ödenecek tazminatı belirlerken sermaye şeklinde veya irat şeklinde olmasına karar verebilir. Tazminatta faiz, tazminatın olay tarihi veya dava tarihi itibariyle hesaplandığı durumlarda paranın değerinin düşmesi göz önüne alınarak kişinin zararının tam olarak karşılanabilmesi için zararın doğduğu andan itibaren hesaplanacak faiz ödemesi de yapılmalıdır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.